Nagihan Alçı, Bülent Arınç'ın hatırlattığı o Türkiye. Cuma akşamı Kübra Par ve Eren Eğilmez'in hazırladığı ve Bülent Arınç'ı konuk ettiğimiz Gerçek Fikri Ne adlı program çok konuşuldu ve onlarca yayın organı tarafından alıntılandı. Arınç'ın açıklamaları birçok şeyi yeniden hatırlamama da vesile oldu. Açık konuşalım FETÖ'nün işlediği suçlar nedeniyle 2003-2008 döneminin üzeri örtülmeye çalışılıyor. Ancak FETÖ ne kadar korkunç bir örgütse, yerine geçmek istediği askeri vesayet düzeni ve onun aktörleri de o kadar tüyler ürperticiydi. Arınç'ın somut tanıklıklarıyla yeniden gördük ki bundan 10 yıl öncesine kadar kendini siyasetin ve hukukun üzerinde gören bir vesayetçi çete Türkiye'ye hakimdi. Bu çete açıkça hukuksuz yargı kararları çıkarıyor, siyasetçileri ideolojik sebeplerle suçlu ilan etmeye kalkıyor ve tehdit ediyordu. Bugün sizinle Arınç'ın program arasında bana anlattıklarını paylaşacağım. Sonra da o dönemi yeniden yaşamanız için açık kaynaklara gideceğim ve bazı gazete küpürlerini hatırlatacağım. Meclis Başkanının evinin abluka altına alındığı bir ülke. Bülent Arınç program esnasında ben FETÖ'nün yaptıkları ortada ancak Ergenekonla ilgili her şey uydurma mıydı mı bir soru sorunca başka şeylerin yanı sıra bir de olay hatırlattı. Annesinin evinin Ergenekon tarafından abluka altına alındığını söyledi. Adına ister Ergenekon deyin, ister kontrgerilla, ister devlet içindeki militarist çeteler. FETÖ kadar organize ve profesyonel değildi belki ama böyle bir çeteleşme kesinlikle mevcuttu. Ben de program arasında Bülent Bey'e olayın detaylarını sordum. Ergenekon balyo sürecinde bu olay basına kısmen yansımıştı ancak birçok parça da eksikti. Bana detaylarıyla anlattı arınç. Temmuz 2003'te dönemin Manisa Emniyet Müdürü Arıncı arar. Meclis başkanına çok tuhaf bir haberi vardır Emniyet Müdürünün. Jandarma Genel Komutanı Şenerer Uygur bir operasyon düzenlemektedir. Hedef Arıncı'nın annesinin Manisa'daki evidir. Jandarma şehrin göbeğinde nasıl operasyon düzenleyebilir sorusu da diğer birçok sorunun yanında ortada duruyor tabi. Annenin vefatı. Emniyet Müdürü annenizin evinin etrafını sardılar içeriye operasyon düzenleyecekler der sebep olarak da o dönemin popüler irticai faaliyet var argümanı gösterilir. Arınç Manisa valisine arar ulaşamaz. Manisa Cumhuriyet Başsavcısını arar o da her ne hikmetse telefonlara çıkmaz. Düşünün iktidarda çok büyük bir meclis çoğunluğuna sahip olan AK Parti var ve Manisa valisi telefonlara bile çıkmıyor. Çünkü o vali de biliyor ki gerçek iktidar TSK AK Parti yalnızca görüntüde iktidar asker istediği operasyonu yapabiliyor ve yapılmak istenen gayrimeşru operasyonlara fetva verecek savcı da muhakkak bulunuyor. Manisa Jandarma Alay Komutanı Erdal Sarızevek de en az Er Uygur kadar Arıncı'nın annesinin evine baskın düzenlemeye kararlıdır. Sonunda başsavcı vekiline ulaşılır ve o eve hukuksuz baskın kararı durdurulur. Ancak Er Uygur'u bu da kesmez. Korku salmak ve gözdağı vermek için Sarı Zeybeğin birliklerine evin etrafından ayrılmayın der. Böylece meclis başkanının 84 yaşındaki annesinin evi 3 gün boyunca jandarma tarafından abluka altında tutulur. O dönemin şahitlerine göre bu hadise Er Uygun'un 2-3 aşamalı bir operasyon planının parçasıydı. İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ın, Kayseri'de Abdullah Gül'ün, Manisa'da da Arıncı evlerine operasyon düzenlenecek, böylece AK Parti'nin 3 önemli ismi kriminalize edilecekti. Günlerce jandarmanın kapısında beklediği ev 84 yaşındaki Sevdiye Arınç'a aitti. Sevdiye Hanım bu olaydan 3 ay sonra vefat etti. Bülent Arınç gülenist vesayetle savaştı mı? Bülent Arınç hem 27 Nisan 2007 e muhtırası hem 14 Mart 2008 yargısal darbe teşebbüsü hem de 367 rezaleti döneminde vesayete karşı kararlı ve cesur mücadelesiyle öne çıkmış bir isimdi. Fakat 17-25 Aralık darbe teşebbüsüne karşı ve sonra da FETÖ ile mücadele sürecinde aynı kararlı duruşu gösterdi mi? Yani askeri vesayetle savaştığı şiddette, gülenist vesayetle de savaştı mı Arınç? Kendisi bu soruma Evet, askeri vesayetle savaştığım kararlılıkla Gülenist vesayetle de savaştım diyor ama üzülerek söylemeliyim ki bu sözleri kamuoyu yeterince ikna edici bulmuyor. Arınç bu bağlamda 17-25 Aralık emniyet yargı darbe teşebbüsü patlayınca önce susan, 30 Mart sonrasında ise trene atlamaya kalkan AK Partilileri örnek gösteriyor ancak unutmayalım ki o isimler de zaman içinde tasfiye oldular. 17-25 Aralık sürecinde Arıncı'nın hükümet sözcüsü olarak açıklamaları ve özellikle Zaman Gazetesi muhabirlerine sert çıkışları herkesin aklında ama sonrasında 1 Şubat 2016'da cübbemi giyip savunacağım onları çıkışı şüphesiz ki çok yanlıştı. Arınç FETÖ tehlikesinin büyüklüğünü ve bu örgütün her hücresinin tehlike arz ettiğini o anlamda görememişti. Halbuki o sırada ordu içindeki Fethullahçıların ve özellikle F-16 pilotlarının nasıl büyük bir tehdit teşkil ettiği kamuoyunda yazılıyordu. Bana göre eğer Arınç askeri vesayetle savaştığı kadar net bir şekilde Gülenist vesayetle savaşma duruşu gösterseydi şu an Türkiye'nin en güçlü ikinci ismi konumunda olurdu. Er Uygur ne demişti? Bu hadise ortaya çıkınca Arınç olayı doğrulamış dönemin jandarma genel komutanı Şener Er Uygur da Hürriyet gazetesine şu açıklamayı yapmıştı. Meclis başkanı niye böyle bir tepki gösterdi anlamıyorum. Bir meclis başkanı annesinin evine afaki sebeplerle baskın yapılmaya çalışılmasını doğal karşılamalıydı demek istiyor. Yasalar çerçevesinde gayet doğal bir işlem yapılmış. Şu hatırlatmayı da yapayım. Bu olay 2007'de ortaya çıktığında 14 Nisan Cumhuriyet mitingleri geliyordu. Asker sokağa çıkmış, açıkça seçilmiş iktidara karşı organizasyonlar düzenliyor, bunların başında da ER-Uygur rol alıyordu. ER-Uygur daha sonra mitinglerle ilgili önünün kesilmesi için bu olayın bahane edildiğini öne sürmüştü. Sarı Zeybey'in kitabı her şeyi anlatıyor. Dönemin Manisa Jandarma Alay Komutanı Erdal Sarı Zeybey'in Ya Gazi Paşa duyar adlı kitabı olmasa belki de bu olay kapanıp gidecekti. Ancak 2007 yılında o dönemin Türkiye'sinde prim yapacağı düşünülerek kaleme alınmış bu kitap yayınlanınca Bülent Arın çıktı ve olayı doğruladı. Kitap çıktıktan sonra Vatan Gazetesi'ne bir röportaj vermişti Sarı Zeybek. Orada zaten her şeyi anlatıyor, kendisinden dinleyelim mahkeme kararını beklerken evin etrafında emniyet tedbirleri aldık ve kararı beklemeye başladık. Aynı günün akşamı Meclis Başkanı Sayın Bülent Arınç'ın aradığını söylediler. Telefona çıkamadım çünkü Gazi Paşa'nın koltuğunda oturan Meclis Başkanı'na bu operasyonu nasıl izah edeceğimi bilmiyordum. Sonrasında başsavcı vekilinin araya girmesiyle arama kararı iptal ediliyor ve Sarı Zeybek şunları söylüyor. Olayın ardından Şener Paşa'yı bilgilendirdim ve konuyu anlattım. Kendileri arama iznimiz durdurulmuş olsa da ev çevresinde önlem almaya devam edeceğimizi söyledi ve eve giremesek de varlığımızı göstermemizi istedi. Günlerce bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için kendileri bizzat aradı ve ilgilendi. Nagihan Alçı, Habertürk